Arkadaşlar merhaba. Bu bölümde özel güvenlik görevlerinin idari sorumluluğu, soruşturulması, usul ve uygulanan yaptırımlardan bu konuyu anlatacağız. Özel güvenlik görevlerinin eylem ve işlemlerinden doğan sorumluluk. Özel güvenlik görevlisinin eylem ve işlemlerinden sorumluluğu konusunda da kamu görevlisi, özel güvenlik görevlisi ve işçi statüsündeki özel güvenlik görevlisi bakımından farklı hukuki sonuçlar doğmakta olduğu söylenebilir. Dolayısıyla bu konuyu kamu görevlisi, özel güvenlik görevlisi ve işçi statüsündeki özel güvenlik görevlisi bakımından ayrı ayrı ele alıp çözümlemek uygun olacaktır. Kamu görevlisi, özel güvenlik görevlerinin sorumluluğu. Kamu görevlisi, özel güvenlik görevlisi bağlı olduğu organ dolayısıyla doğrudan idarenin personel olarak nitelendirilmektedir. Kamu görevlisi, özel güvenlik görevlisinin hizmetini yürütürken yapmış olduğu eylemler ve tesis etmiş olduğu işlemlerden kaynaklı olarak kişilere vermiş olduğu zararlar, şartların gerçekleşmesi halinde idarenin sorumluluğu ilkelerine göre tazmin edilir. Hizmet kusuru sebebiyle sorumluluk, kamu personelinin görevleri sırasında kendilerine verilmiş araç ve gereçleri kullanarak veya görevlerine verdiği nüfuzu ve yetkileri kullanarak görevleriyle doğrudan veya dolaylı ilgili olan hukuka aykırı işlem ve eylemleriyle üçüncü kişilere verdiği hukuka aykırı zararlar idarenin hizmet kusuru olarak kabul edilir. İdarenin hizmet kusurunun varlığı için anayasanın 40. maddesi kamu görevlilerinin haksız işlemlerin varlığını, 129. madde ise kamu görevlilerinin kusurlarının varlığını aramaktadır. İdarenin hizmet kusurundan kaynaklanan bir tazmin sorumluluğundan bahsedebilmek için idarenin hizmet kusurunun bulunması, hizmet kusuru sonucu bir zararın doğmuş olması ve hizmet kusuruyla zarar arasında nedensellik bağının bulunması yeterlidir. Zararın tazmini için söz konusu haksızlığın veya kusurun belli bir derecede olması aranmamıştır. Hizmet kusuru hem idarenin eylemlerinden hem de işlemlerinden doğabilir. İdare kamu hizmetlerine imkanları ölçüsünde durumun gerektirdiği şekilde ve ihtiyaçlara göre devamlı ve istikrarlı bir şekilde halka sunmak ve halkın bu hizmetlerden eşit bir şekilde yararlanmasını sağlamak zorundadır. İdarenin anayasa ve kanunlarca kendisine verilmiş bu görevi hiç yapmaması, kötü yapması veya geç yapması durumunda idarenin kusurlu sorumluluğun doğacağı hususunda yargı kararlarında bir görüş birliği mevcuttur. Bu açılardan kusur sorumluluğunu inceleyecek olursak, hizmetin kötü işlemesi. İdare yürüttüğü kamu hizmetini kendisinden beklenen objektif özen ve dikkati göstererek yapmak ve olağan şartlarda sunması gereken kalitede hizmet sunmak zorundadır. Söz konusu hizmetin gereği gibi yapılmadığı durumlarda hizmetin kötü işlemesi söz konusu olur. Danıştay gerekli tedbirlerin alınmamış olması ve personelin psikolojik ve fizyolojik takibinin yapılmamış olmasının bu bağlamda hizmet kusuru oluşturduğunu belirtmiştir. Bu örnek kamu personeli özel güvenlik görevlilerine uyarlanması mümkün olan oldukça somut bir hizmet kusuru örneğidir. Devriye görevi sırasında davacılar Muris'in olay öncesinde de psikolojik problemleri olduğu açık olan başka bir polis memurunun arkadan ateş açması suretiyle öldürüldüğü, kamu hizmetinin işlemesini sağlayacak idarenin hizmetin yürütülmesi için seçtiği personel fizyolojik ve psikolojik takibini yaparak gerekli tedbirleri almakla ya da uygun personeli seçmekle yükümlü olduğu, hizmetin gereği gibi yürütülmemesinin hizmet kusurunu oluşturduğu ve idarenin meydana gelen zarar tazminle sorumlu olduğuna karar vermiş Danıştay arkadaşlar. 2003 yılında görülen bir davada. Hizmetin geç işlemesi, idare kamu hizmetlerini tam ve hukuka uygun olarak yürütmesinin yanı sıra bu hizmetlerin zamanında ve gerekli hızda gerçekleştirilmesini sağlamakla da yükümlüdür. Hizmetin geç işlemesi olgusu, idarenin yürüttüğü hizmeti mevzuatın gerektirdiği sürede veya hizmetin gereklerine uygun sürede başlamaması veya bitirememesi şeklinde tanımlanabilir. Bu durum idarenin hizmet kusuru olarak kabul edilmektedir. Danıştay kolluk güçlerinin yetersizliği sebebiyle müdahalede oldukça gecikmesi durumunu hizmet kusuru olarak nitelendirmiştir. Bu örnek kamu personeli özel güvenlik görevlisine uyarlanması mümkün olan oldukça somut bir hizmet kusuru örneğidir. Danıştay davalı da ailenin 4. Pir Sultan Abdal Kültür Etkinliklerinin 2. gününde protesto eylemlerinin başlamasından otelin yakılmasına kadar geçen 7 saate yakın bir süre karabalığı dağıtmaya etkisiz hale getirmeye yönelik girişimlerde yetersiz kaldı. Önleyici kolluk tedbirlerini almadığı, kalabalığı dağıtmaya yarayacak araç ve gereçlerini hazır bulundurmadığı sebebiyle hizmetin geç ve kötü işlediğinden bahsettiği hizmet kusurunu oluşturduğu ve idarenin meydana gelen zararı tazminle sorumlu olduğuna karar vermiş Danıştay arkadaşlar. 1995 yılında görülen bir davada. Bir de hizmetin hiç işlememesi var. İdarenin kanunla kendisine verilen görev olarak verilen kamu hizmetini hiç yerine getirmeyerek hareketsiz kalması da idarenin eylemsizliği yani idarenin sorumluluğunu doğuracak nitelikte bir hizmet kusuru olarak kabul edilmektedir.
Hizmetin hiç işlememesini hizmet kusuru olarak değerlendirilebilmesi için öncelikle bağlı yetki kavramını açıklamak gerekir. Bağlı yetki idarenin belirli kamu hizmetlerini yerine getirmesinin idarenin takdiri söz konusu olmaksızın mutlak bir zorunluluk olarak mevzuatta düzenlenmiş olduğu halleri ifade eder. Uygulamada hizmetin hiç işlememesi pratiği en sık olarak trafik ya da bayındırlık hizmetlerini yerine getirmesine gerekli işaretlerin konulmaması veya kolluk kuvvetlerinin eylemsiz kalması vakalarında karşımıza çıkar. Danıştay, gerekli güvenlik önlemlerinin alınmamış olması durumunu hizmetin hiç işlememesi kaynaklı bir hizmet kusuru olarak nitelendirmiştir. Bu örnek kamu personeli özel güvenlik görevlisine uyarlanması mümkün olan oldukça somut bir hizmet kusuru örneğidir. Danıştay Uğur Mumcu'nun araştırmacı, gazeteci ve aydın olarak yaptığı araştırmalarla suçların ve suç örgütlerinin ortaya çıkarılmasındaki katkıları ve düşünceleri nedeniyle terör örgütlerinin açık hedefi haline geldiği bilinmekteydi diyerek, Uğur Mumcu'nun terör örgütlerinin açık hedefi haline gelmesinin yanı sıra bu örgütlerce 37-13 sayılı Türk TMK 20. maddesi kapsamını girenlere yönelik eylemlerde bulunulduğu da dikkate alındığında yasanın açık ve kesin hükmü karşısında gerekli koruma tedbirlerinin alınmamasının bir hizmet kusuru olduğuna karar vermiştir. Danıştay 1998 yılında görülen bir davada bu şekilde karar vermiş. Özel güvenlik görevlisinin kişisel kusuru sebebiyle sorumluluk. Kamu görevlisinin görevi içinde fakat yaptığı görevden ayrılabilen kusurlu davranışlar neticesinde meydana gelen zararlar özel hukuk bağlamında haksız fiil sorumluluğuna yol açmakta ve bu yönüyle idarenin sorumluluğundan farklılaşmaktadır. Ancak günümüzde birçok durumda kamu görevlisinin kişisel kusuruyla zarar gerçekleşse dahi idarenin sorumlu tutulduğunu hem mevzuat hükümlerinden hem de içtihatlardan anlamaktayız. Anayasanın 129'a 5 hükmü gereği memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken işledikleri kusurlardan doğan tazminat davaları kendilerine rücu edilmek kaydıyla kanunun ve kanunun gösterdiği şekil ve şartlara uygun olarak ancak idare aleyhine açılabilir. Ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 13. maddesinde kişilerin kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili olarak uğradıkları zararlardan görevi ifaden personel değil, idare aleyhine dava açabilecekleri belirtilmiştir. Bu düzenlemelerde kişisel kusur addedilen durumları hizmet kusuru olarak genişletme yönünde bir eğilim gözlemlenmektedir. Buna karşın Yargıtay Devlet Memurları Kanunu madde 13'ün varlığını kamu görevlisinin kişisel kusurundan zarar görenlerin adli yargıda dava açmalarına engel olmayacağı düşük görüşündedir. Yargıtay İçtihatı Birleştirme Büyük Genel Kurulu'nun bir kararı var bu konuda. Yargı kararlarının değerlendirilmesi neticesinde kişisel kusur sayılan durumları tespit etmemiz mümkündür. Buna göre yargı kararlarının uygulanmaması kamu görevlisinin suçu oluşturan davranışları, kamu görevlilerinin kötü niyetli davranması ve ağır kusur olmak üzere 4 durum öngörmek mümkündür. Bunlara kısaca bakacak olursak, yargı kararlarının uygulanmaması. Anayasanın 138. maddesinin son fıkrasında yasama ve yürütme organları ile idare mahkeme kararlarına uymak zorundadır. Bu organlar ve idare mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez şeklinde yargı kararlarının idari organlarca yerine getirilmesi teminat altına alınmış. Mahkeme kararlarını yerine getirmeyen kamu görevlilerine ilişkin başvurulacak yol anayasanın 129'a 5 ve 657 sayılı kanun 13. maddeleri uyarınca idare aleyhine dava açmaktır. Kamu görevlisinin suç oluşturan davranışları, kamu görevlisinin göreviyle ilgili olarak gerçekleştirdiği eylem ve işlemlerin suç niteliğinde olması durumunda kişisel kusurlu kabul edilmesi ve kişilere verilen zarardan doğan doğrudan sorumlu tutulması gerektiği kabul edilmektedir. Yargıtay'da benzer görüşlerle görevi başında suç işleyen kamu görevlisine karşı doğrudan dava açılabileceği sonucuna varmaktadır. Bu noktada devlet dairelerine tevdi veya bu dairelerce tahsil veya muhafaza edilen para ve para hükmündeki değerli kağıtların ilgili personel tarafından zimmete geçirilmesi halinde zimmete geçirilen miktar cezai takibat sonucu beklenmeden hazine tarafından hak sahibine ödenir. Kurumun genel hükümlere göre sorumlu personele rücu hakkı saklıdır. İşkence ya da zalimane, gayri insani veya haysiyet kırıcı muamele suçları nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nce verilen kararlar sonucunda devletçe ödenen tazminatlardan dolayı sorumlu personele rücu edilmesi hakkında da andığımız fıkra hükmü uygulanır arkadaşlar. Kamu görevlisinin kötü niyetli davranması, kişisel kusurun kabul edildiği bir diğer hal,
Kamu görevlisinin yetkisini kullanırken kişiye karşı siyasal, kişisel veya başka nedenlerle kin, nefret, husumet ve benzeri duyguların etkisi altında zarar verici bir şekilde davranmasıdır. Bu durumlarda Yargıtay kullanılan yetkinin ya da tesis edilen işlemin kişisel kusura dayandığı ölçüde doğrudan manevi tazminat talebine konu olabilmesi uygulamasını benimsemiştir. Ağır kusur, kamu görevlisinin ağır kusuru da kişisel kusur kabul edilmektedir. Kamu görevlisinin yetkisini kullanırken yaptığı bir hatanın kabulünün mümkün olmadığı durumlarda kamu görevlisinin ağır kusurundan bahsedilmektedir. İşçi statüsündeki özel güvenlik görevlisinin sorumluluğu, işçi statüsündeki özel güvenlik görevlinin işverene karşı sorumluluğu 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 400. maddesi hükümlerinde yasal düzenlemeye kavuşturulmuştur. İşçi, işverene kusuru ile ilgili verdiği her türlü zarardan sorumludur. Bu noktada işçinin üçüncü kişilere vermiş olduğu zararlarda ise Türk Borçlar Kanunu'nun haksız fiile ilişkin 49. maddesinin uygulama alanı olacağını söyleyebiliriz. 5188 sayılı kanunun özellikle işçi statüsündeki özel güvenlik görevlisinin hizmetin yürütülmesi esnasında üçüncü kişilere vereceği zararları önceden öngörmek suretiyle bu zararların karşılanmasını teminat altına almak için zorunlu mali sorumluluk sigortası öngörmüştür. 5188 sayılı kanun 21. maddesinde bu husus şu şekilde düzenlenmiştir. Özel hukuk tüzel kişileri ve özel güvenlik şirketleri istihdam ettikleri özel güvenlik görevlerini üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır. Özel güvenlik mali sorumluluk sigortasına ilişkin esas ve usuller hazine müsteşarlığınca belirlenir. Görüyorsunuz arkadaşlar, tarifeyi görüyorsunuz. Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası tarifesini görüyorsunuz ekranda. Özel güvenlik görevlisinin disiplin soruşturması usulü. Özel güvenlik görevlerinin gerek bağlı bulunduğu kurumlarda, gerekse iş yerinin niteliğinin kuruluşunda önceden belirlenmiş davranış kurallarına aykırılık sonucunu doğuran fiillerde yani sapma davranış bulunması neticesinde ilgili özel güvenlik görevlisinin disiplin sorumluluğu doğar. Özel güvenlik görevlisinin disiplin sorumluluğu konusunda da kamu görevlisi özel güvenlik görevlisi ve işçi statüsündeki özel güvenlik görevlisi bakımından farklı hukuki sonuçlar doğmakta olduğunda yine konuyu kamu görevlisi, özel güvenlik görevlisi ve işçi statüsündeki özel güvenlik görevlisi bakımından ayrı ayrı ele alıp çözümlemek gerekir. Kamu görevlisi, özel güvenlik görevlisi bakımından disiplin soruşturması kamu görevlisinin hizmet içinde ve hizmetle ilişkili olarak önceden belirlenmiş olan davranış kurallarının kusurlu olarak ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturulması ve neticesinde bir idari yaptırıma tabi tutulmasını öngören işlemlerdir. Kamu görevlisi özel güvenlik görevlisinin kurallara uygun olmayan davranışları bakımından bağlı bulunduğu organ itibariyle kamu görevlilerine ilişkin disiplin hükümlerine başvurmak mümkündür. Kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla kanunların tüzükleri ve yönetmeliklerinin devlet memuru olarak emrettiği ödevleri yurt içinde veya dışında yerine getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre 125. maddede sıralanan disiplin cezalarından birisi verilir. 657 sayılı kanun madde 124'te yani. Söz konusu düzenlemede birçok fiil ve davranış tek tek sayma yoluyla belirtilmiştir. Amirine mahiyetindekilere, iş arkadaşları veya iş sahiplerine hakarette bulunmak veya bunları tehdit etmek 657 sayılı kanun 125'e D-I maddesi hükmü uyarınca memurun bulunduğu kademede ilerlemesinin 1 ila 3 yıl durdurulması yaptırımını gerektiren bir fiil olarak tanımlanmıştır. Kamu görevlisi için 125. maddede toplamda 5 çeşit yaptırım öngörülmüştür. Bunlara kısaca değinecek olursak, uyarma memura görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğini yazı ile bildirilmesi, kınama memura görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesi, aylıktan kesme memurun brüt aylığından 1 ila 30, 1 ila 1'e 8 arasında kesinti yapılmasıdır. Kademe ilerlemesinin durdurulması, fiilin ağırlık derecesine göre memurun bulunduğu kademede ilerlemesinin 1 ila 3 yıl arasında durdurulması, devlet memurluğundan çıkartma, bir daha devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkartmadır. Devlet memuru hakkında savunması alınmadan disiplin cezası verilemez. Soruşturmayı yapanın veya yetkili disiplin kurulunun 7 günden az olmamak süre verdiği süre içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmayan memur savunma hakkından vazgeçmiş yani imtina etmiş sayılır. 657 sayılı kanun madde 130. 657 sayılı kanun 126. maddesinde disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullar şu şekilde düzenlenmiş. Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun
Karar alındıktan sonra atamayı yetkili amirler il disiplin kurullarının kararına dayanan hallerde valiler tarafından verilir. Devlet memurluğundan çıkarma cezası amirlerin bu yoldaki isteği üzerine memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kurulu kararı ile verilir. Kamu görevlilerine verilecek disiplin cezalarının tabi olduğu soruşturma ve kovuşturma zaman aşımı süreleri mevcuttur. Buna göre 657 sayılı kanun 125. maddesinde de sayılan fiil ve halleri işleyenler hakkında bu fiil ve hallerin işlendiğini öğrenildiği tarihten itibaren uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarına 1 ay içinde disiplin soruşturmasına, memurluktan çıkarma cezasında 6 ay içinde disiplin kovuşturmasına başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zaman aşımına uğrar. Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet 2 yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zaman aşımına uğrar arkadaşlar. 657 sayılı kanun 129. maddesinde sayılmış bu da. Disiplin cezası kararları aleyhine genel idari yargıda dava açmak mümkündür. Ancak kınama, uyarma gibi bazı disiplin cezalarının temyizi için doğrudan danıştaya gitmek mümkün olmayıp 25-77 sayılı idari yargılama usulü kanunu 45'e 1 hükmü uyarınca istinaf yoluna başvurulabilecektir. Şimdi işçi statüsündeki özel güvenlik görevlisi bakımından disiplin soruşturmalarına bakalım. İşçi statüsündeki özel güvenlik görevlisi iş yerindeki kusurlu davranışları sebebiyle disiplin sorgulamasına tabi tutulabilir. Bu durumda ilgili iş yerinde toplu iş sözleşmesi olup olmadığı hususuna göre disiplin prosedürü farklılık gösterir. İş hukukunda işverenlere belirli koşulların varlığı halinde disiplin cezası verme yetkisi tanınmıştır. Ancak bu konuda ayrıntılı düzenlemeler bulunmayıp 48-57 sayılı iş kanunda konuyla ilgili bazı hükümler iş kanunu madde 18'e 1, madde 25'e 2, madde 38'de yer almaktadır. Bu özellikle madde 25 önemlidir arkadaşlar. Detaylıca incelerseniz görebilirsiniz. Uyarı, kınama, ücret kesintisi, işin ve iş yerinin değiştirilmesi, geçici işten uzaklaştırma, işten çıkarma biçiminde ortaya çıkan disiplin cezalarının uygulanabilmesi için belirteceğimiz koşulların gerçekleşmesi gerekir. İşçilere bir disiplin cezasının verebilmesi için her şeyden önce verilebilmesi için bunun geçerli bir hukuki dayanağı bulunmalı. Mevzuatımızda öngörülen hükümlerle disiplin cezasının uygulanabilmesi bir hukuki dayanağın varlığına dayandırılmıştır. İşverenin kusurlu işçiyi işten çıkarma nedenleri İş Kanunu 18'e 1 ile 25'e 2 maddesinde belirtilmiştir. Anılan hükümlerde öngörülmeyen bir nedene dayanarak işveren işçiyi geçerli veya haklı nedenle işten çıkaramaz. Yine işçiye bir disiplin cezasının uygulanabilmesi için işçinin kusurlu bulunması da zorunludur. Toplu iş sözleşmesinin olduğu iş yerlerinde toplu iş sözleşmeleri ve iş yönetmeliklerde disiplin suçları ayrıntılı olarak sayılmakta ve bunlara uygulanacak disiplin cezaları gösterilmektedir. Toplu iş sözleşmelerinde düzenlenen disiplin cezaları bu sözleşmelerde yer alan disiplin kurullarınca verilmektedir. Bu noktada ayrıca düzenlenen bir emredici hüküm bulunmaktadır. İş Kanunu 38. maddesine göre işveren toplu iş sözleşmesi veya iş akitlerinde gösterilmiş bulunan nedenler dışında işçiye ücret kesintisi cezası veremeyecektir. Disiplin cezasının uygulanmasından önce kural olarak işçinin savunmasının alınması zorunluluğundan söz edilemez. Ancak toplu iş sözleşmesi, iş akdi veya iş yönetmelikte disiplin cezası uygulanmadan önce işçiye savunma hakkı tanınmışsa bunun uygulanması gerekir. Verilen disiplin cezaları yargı denetimine tabidir. Verilen disiplin cezalarını kesin sayan bunlar hakkında yargıya gidilemeyeceğini öngören sözleşme hükümleri de geçersizdir. Ancak mahkemece işverenin verdiği disiplin cezasını iptal ve işverenin bir işlem yapmaya zorlayıcı nitelikte karar verilmesi de mümkün değildir. 51-88 sayılı kanundaki idari yaptırımlar. 51-88 sayılı kanun kapsamındaki belli hükümlerin yerine getirilmemesiyle ihmali veya icraî davranışlarla gerçekleşen bir takım fiillerin idari yaptırımları 20. madde altında toplanmak suretiyle hükme bağlanmıştır. Buna göre 17. maddede belirtilen grev yasağına uymayan, ateşli silahını bu kanuna aykırı veya görev alanı dışında kullanan veya özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik görevlisine 1000 Türk lirası idari para cezası verilir ve bu kişilerin çalışma izni valilikçe iptal edilir. Bu kişiler bir daha özel güvenlik görevlisi olamazlar. Diğer kişi kurum ve kuruluşlara sağlanacak özel güvenlik hizmetini 5. maddede belirten süre içinde ilgili valiliğe bildirmeyen özel güvenlik şirketlerine her bildirim için 1000 Türk lirası özel güvenlik izni ve bildirim yükümlülüğüne aykırılık kapsamında değerlendirilir bu. 6. madde uyarınca mülki idare amirlerince istenen ilave tedbirleri almayan kişi kurum
kuruluş veya şirketlerin yöneticilerine 2000 Türk Lirası, yani mülki idari amirler tarafından alınacak tedbirlere aykırılık kapsamında değerlendirilir bu da. 22. maddede madde gereğince tespit edilip giderilmesi istenen eksikleri gidermeyen kişi kurulum, kuruluş veya şirketlerin yöneticilerine 2000 Türk Lirası denetim ve sonucunda tespit edilen eksiklerin giderilmemesi yani. Özel güvenlik görevlisini koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştıran kişi, kurum ve kuruluşlara her eylemleri için 1000 Türk Lirası. 11. maddenin 2. fıkrası ile 12. maddenin 3. fıkrasında belirtilen bildirimleri süresinde yerine getirmeyenlere 1000 Türk Lirası idari para cezası verilir. Özel güvenlik görevlisinin göreve başlaması ve sona ermesi hususlarını bildirmeme şeklinde yani. Bu maddede öngörülen idari para cezaları mahalli mülki amir tarafından verilir. Sanığın bir örnek var arkadaşlar. Sanığın Müdahil Bakan'ın 0306-2004 tarihli yazısında belirtildiği gibi şubede koruma görevlisi olarak çalıştığı, şifresinin bulunmadığı, para tahsil ve tediye yetkisinin olmadığı ancak fatura ödemelerinden kaynaklanan iş yoğunluğunu asgari düzeye indirmek için genel müdürlüğün onayı olmaksızın şubece reysen görevlendirildiği dosya kapsamından anlaşılmakta. 51-88 sayılı özel güvenlik hizmetlere dair kanun 16. maddesi uyarınca güvenlik görevlilerinin koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka işte çalıştırılamayacağı cihetle sanığın üzerine atılı eylemin zimmet suçunu oluşturmayacağı, gözetilmeden beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyet hükmü kurulması isabetsizdir şeklinde Yargıtay 7. Ceza Dairesi arkadaşlar 2011 yılında bu şekilde bir karar vermiş arkadaşlar. Şimdi bölümü toparlamak gerekirse arkadaşlar, özel güvenlik görevlileri eylem ve işlemlerinden sorumluluğu konusunda da kamu görevlisi, özel güvenlik görevlisi ve işçi statüsündeki özel güvenlik görevlisi bakımından farklı hukuki sonuçlar doğurmakta olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla bu konuyu kamu görevlisi, özel güvenlik görevlisi ve işçi statüsündeki özel güvenlik görevlisi bakımından ayrı ayrı ele alıp çözümledik. Kamu görevlisi, özel güvenlik görevlisinin sorumluluğu, kamu görevlisi, özel güvenlik görevlisi bağlı olduğu organ dolayısıyla doğrudan idarenin ajanı olarak nitelendirilmektedir. Kamu görevlisi özel güvenlik görevlisinin hizmetini yürütürken yapmış olduğu eylemler ve etmiş olduğu işlemlerden kaynaklı olarak kişilere vermiş olduğu zararlar şartlarının gerçekleşmesi halinde idarenin sorumluluğu ilkelerine göre tazmin edilecektir. Hizmet kusuru sebebiyle sorumluluk, idarenin görevlilerinin görevleri gereği görevleri sırasında kendilerine verilmiş araç ve gereçleri kullanarak veya görevlerinin verdiği nüfuzu ve yetkileri kullanarak görevleriyle doğrudan veya dolaylı ilgili olan hukuka aykırı işlem ve eylemleriyle üçüncü kişilere verdiği hukuka aykırı zararlar idarenin hizmet kusuru olarak kabul edilmektedir. Hizmetin kötü işlemesi, hizmetin geç işlemesi ve hizmetin hiç işlememesi şeklinde boyutlara sahiptir. Özel güvenlik görevlisinin kişisel kusuru sebebiyle sorumlu, kamu görevlisinin görevi içinde fakat yaptığı görevden ayrılabilen kusurlu davranışlarının neticesinde meydana gelen zararlar özel hukuk bağlamında haksız fiil sorumluluğuna yol açmakta ve bu yönüyle idarenin sorumluluğundan farklılaşmaktadır. Ancak günümüzde birçok durumda kamu görevlisinin kişisel kusuruyla zarar gerçekleşse dahi idarenin sorumlu tutulduğunu hem mevzuat hükümlerinden hem de içtihatlardan anlayabiliyoruz. Yargı kararlarının uygulanması kamu görevlisinin suç oluşturan davranışları, kamu görevlisinin kötü niyetli davranması ve ağır kusur şeklinde boyutlarda görünüm arz etmektedir. İşçi statüsündeki özel güvenlik görevlerinin sorumluluğu, işçi statüsündeki özel güvenlik görevlileri işverene karşı sorumlu 60-98 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 400. maddesi hükümlerinde yasal düzenlemeye kavuşturulmuş. Genel ilke itibariyle işçi işverene kusuruyla verdiği her türlü zarardan sorumludur. Bu noktada işçinin üçüncü kişilere vermiş olduğu zararlarda ise Türk Borçlar Kanunu haksız fiile ilişkin 49. maddesinde uygulamalarını bulacağını söyleyebiliriz. Özel güvenlik görevlisinin disiplin soruşturması usulü, özel güvenlik görevlisinin gerek bağlı bulunduğu kurumda gerekse iş yeri niteliğindeki kuruluşunda önceden belirlenmiş davranış kurallarına aykırılık sonucunu doğuran fiillerde sapma davranışının bulunması neticesinde ilgili özel güvenlik görevlisinin disiplin sorumluluğu doğmaktadır. Özel güvenlik görevlerinin disiplin sorumluluğu konusunda da kamu görevlisi özel güvenlik statüsündeki özel güvenlik görevlisi bakımından farklı hukuki sonuçlar doğmakta olduğundan yine konuyu kamu görevlisi özel güvenlik görevlisi ve işçi statüsündeki özel güvenlik görevlisi bakımından ayrı ayrı çözümlemiştik zaten bu bölümde. Kamu görevlisi özel güvenlik görevlisi bakımından disiplin soruşturması kamu görevlisinin hizmet içinde ve hizmetle ilişkili olarak önceden belirlenmiş olan davranış kurallarını kusurlu olarak ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturulması ve neticesinde bir idari yaptırıma tabi tutulmasını öngören bir prosedür
olarak karşımıza çıkmaktadır. Kamu görevlisi özel güvenlik görevlisinin sapma davranışları bakımından bağlı bulunduğu organ itibariyle kamu görevlilerine ilişkin disiplin hükümlerine başvurmak mümkündür. İşçi statüsündeki özel güvenlik görevleri bakımından, işçi statüsündeki özel güvenlik görevleri iş yerindeki kusurlu davranışlar nedeniyle disiplin sorgulamasına tabi tutulabilir. Bu durumda ilgili iş yerinde toplu iş sözleşmesi olup olmadığı hususuna göre disiplin prosedürü farklılık gösterir. İş hukukunda işverenlere belli koşulların varlığı halinde disiplin cezası verme yetkisi tanınmıştır. Ancak bu konuda ayrıntılı düzenlemeler bulunmayıp iş kanununda yani 48-57 sayılı kanununda konuyla ilgili bazı hükümler madde 18'e 1, madde 25'e 2, madde 38'de yer alıyor. Uyarı kınama, ücret kesintisi, işe ve iş yerinin değiştirilmesi, geçici işten uzaklaştırma, işten çıkarma biçiminde ortaya çıkan disiplin cezalarının uygulanabilmesi için bazı koşulların gerçekleşmesi gerekiyor. Şimdi 51-88 sayılı kanundaki idari yaptırımları da inceledik son olarak burada, bu bölümde. 51-88 sayılı kanun sistematiğinde bu kanun kapsamındaki belli hükümlerin yerine getirilmemesi ve ile ihtimali, ihmali veya icraî davranışlarda gerçekleşen bir takım fiillerin idari yaptırımları 20. madde altında toplanmak suretiyle hükme bağlanmıştır. Bunu da incelemiştik son başlıkta. Evet arkadaşlar, bölüm bu kadar. Teşekkürler.